anlayamıyorum. Beyin kapalılığından bahsediyoruz. Bana mı? Evet. Hakaret ediyorsun. Etmiyorum. Yazıklar olsun sana. Sen niye konuşmamı kesiyorsun? Kaç yaşındasınız? Siz? Doğruları söylüyor. İnsan önce bir insan olur. Siz burada yalan söylüyorsunuz. Oğlum karabalık yapma. Türkiye emin ellerde. Türkiye zalimlere teslim edemeyiz. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olabilecek potansiyele sahip mi? Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir lider değil sayın kardeşim. Neden? Sabahleyin bir şey söylüyor, akşamleyin bir şey söylüyor. Yani insan biraz olduğu gibi göründüğü gibi olması lazım. Kılıçdaroğlu öyle söylüyor. Evet. Yazıklar olsun sana. Kaç yaşındasınız siz? Doğruları söylüyor. Kaç yaşındasınız siz? Ben 65 yaşındayım. 65 yaşındasınız. Kılıçdaroğlu şimdi bak nasıl mı yapmış? Ne yapmış ya? Bir gelsin. Ne yapmış? Bez dinle. Ya bir din. Ne söyle? Bir dinleyin. Mühim olan insan. Bir dinleyin. Bak, hayvan ölür, derisi kalır. İnsan ölür, namı şami kalır. İnsan olun. İnsan önce bir insan olun. Sen niye konuşmamı kesiyorsun? Tamam, konuşun. Konuşun. Arkadaş konuşun. Cevap ben doğruları söyleyin. Konuş. Doğru. Doğru söylüyorum hemşerim. Ben eski Diyarbakırlıyım. Kürdoğlu Kürdüm. Bu Türkiye'nin canımı için feda ederim. Bu Türkiye'ye kim taş üstüne taş koyarsa o benim babamdır. O benim namusumdur, o benim canımdır. Ben başka lider tanımıyorum. Bilmiyorum, çalın görmedim, duymadım, işitmedim. Benim lafım bitti, buyurun. Şimdi sana söyleyeyim. Diyorsun ki Kılıçdaroğlu akşam söylediğini başka zaman başkasını söylemiyor. Siz burada yalan söylüyorsunuz. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu ne yaptı? Buyurun, buyurun. Bu söyle kırmızıdır. Bak. Sen beyaz diyorsun. Kırmızı kırmızıdır, beyaz beyazdır. Renkli. Geldi de, ne yaptı? Sen renkli olmayacaksın. Ne yapmadı ki? Ne yaptı? Belediyeler CHP'de mesela. Ne yaptı belediye? Tamam, sakin, sakin. Sen niye bağırma? Dört dörtlük yapıyor. Her şeyini yapıyor. Bak. Bağırmadan çağırmadan başka bir şey yok zaten. Sakin olun. Bak. Ben. Sektekarlık yapma. Devlete devlet aylık verdim. Ben sana diyorum. Halk ekmeğini alıp yiyorum ben. Başımızdan fazladır. Başımızdan fazladır. İnsan. Oğlum karabalık yapma. Tamam tamam. Tamam çok teşekkür ederiz. Siz zaten şamateden, siz kötülükten başka bir şey yok. Ses yükseltmeyin. Türkiye'yi söylüyor amca. İstiyorsunuz. Türkiye'yi yıkamazsınız. Türkiye emin ellerde. Türkiye zalimlere teslim edemeyiz. Ben eleyim hemşerim. Bu ülke... Nerelisiniz? Benim dedem bu ülkeyi kurtarmış. Benim namusumdur bu ülke. Zalimlere, cahillere Türkiye'yi emanet edemeyiz. Benim lafım bitti. Allah'a emanet olun. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olma potansiyeline sahip mi? Yani şu andaki düşünürsek adayları evet sahip ama sadece Cumhurbaşkanlığı mı? Evet, Cumhurbaşkanı adayı için. Yani, zaten CHP genel başkanı. Yani ben genelde artık gençlerin olmasını istiyorum. Yani gençler, yeni akıllar, yeni beyinler olmalı. Kim olmalı mesela Millet İttifakı'nda? Vallahi şeyi beğeniyorum. Eski, ya tabii ki belediye başkanı. Sarıgül mü? Hayır. İstanbul Belediye İmamoğlu'nu çok arzu ederdim olmasını. İmamoğlu'nun İstanbul'daki hangi icraatlarını beğendiniz de Cumhurbaşkanı olmalı diyorsun? Her şeyini beğeniyorum. Hangi icraat mesela? 3 tane sayabilir misin? 3 tane sayabilirim. Bir kere yaptığı yardımlar. Ne yardımı yaptı? Halka yaptı. Yo işte fakirlere veya herhangi bir insana veya askıda faturası ve bunu devlet katkısı olmadan yaptı diyorsun. Ediyor bence tamam. Yaptı. Diğer iki icraat ne? Ya her şey sükunet içinde. Ne olması lazım? Apartman mı dikti diyeyim yani? AK Parti apartman dikmedi ki metrobüs dikti mesela. Metrobüs dikti. Kim, niye dikti? Niye? Bizim kendi paramızla bize hizmet etmek ver mecburiyetin. İşte İmamoğlu dikebildi mi böyle bir şey? Ne kadar süre içerisinde? Dördüncü yıla gireceğiz. Kaldı ki AK Parti geldiğinde zaten bütün vergiye, bütün devlet bütçesine, bütün stok paralara sahipti. İstanbul'un bütçesi az mı? Az değil ama. 130 ülkeden daha fazla bütçesi var. Ama belediyenin tamamı, bütün İstanbul'un sayısı da azımsıyor musunuz siz? 16 milyon. En büyük şehirlerden bir tanesi, hatta en büyüğü. Yani ona göre bütçesi de çok diyor. Ay ona göre bütçesi evet çok olabilir ama yeterli bütçe. Sadece kendi kasası değil. Mutlaka her belediyede devlet katkısı olmak zorunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda devlete olan borçlanma limitini aştı. Yani 90 milyon. Zamanında para verilmediği için. Aşmak zorunda. Borcu nereden alıyor? Tek başına. Devletten. Devletten alıyor ama istediği kadar alsaydı işini bitirirdi, geri dönüşüm alırdı, ödemesini yapardı. Mesela Sancaktepe metrosunu bitirebilmesi için İmamoğlu Almanya'nın Deutsche Bankası'ndan 110 milyon euro aldı. Fakat Sancaktepe metrosuna beton döküldü. Ne düşünüyorsun? Para ne oldu diye düşünüyor muyuz? Para ne oldu diye düşünmüyorum. Mutlaka açıklama.
açıklaması vardır onun. Aynı zamanda Murat Ongun'un tatile çıktığı dönemde 600 bin lira gibi bir para İBB bütçesinden çıktığı söyleniyor. İmamoğlu'nun Rize gezisi ve Trabzon gezisinin bütçesi de İBB'ye ait olduğu ortaya çıktı. Çift maaş alanları da sayın. Yanlış diyoruz. İmamoğlu'nun yaptığını yanlış diyor muyum? Hayır demiyorum. Mutlaka o yesindir. Hayır yesin demiyorum. Ben Rize gezisiyle İstanbul. Hayır. Hiç evet şu anda tamamen manipüle etmeye çalışıyorsun. Ama bu değil. Peki. Her şeyin bir açıklaması var ama artık AKP'nin açıklaması tükendi. Şöyle soralım. Rize ile Trabzon gezisinin İBB bütçesinden çıkmasını normal karşılıyor musun? Tabii ki geziyor. Tabii ki Ödül ödeneği var Cumhurbaşkanı olduğu için. Öyle mi? Peki o kadar makam arabasına gerek var mı? Yok mu Cumhurbaşkanı? Hayır yok. Cumhurbaşkanının yok. Koruma ihtiyacı yok. Bisikletle geziyor. Hollanda'nın jeopolitik konumuyla Türkiye'nin hikaye mi? Ne alakası var? Dört bir tarafta savaş. Allah Allah. Ne zamandır var? Bu kadar yani kapalı olmanızı anlayamıyorum. Yok mu? Bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Saç kapalılığından bahsetmiyoruz. Beyin kapalılığından bahsediyoruz. Bana mı? Evet. Siz hakaret ediyorsunuz. Etmiyorum. Ben size beyniniz kapalı dedim mi? Hayır. Bu çok kötü. Ama siz bana diyorsunuz. Çok kötü bir laf değil. Beyin kapalılığı çok kötü bir laf değil. Görmek istediğiniz kadarını görüyorsunuz, açmıyorsunuz. Oysa ben... İmamoğlu'nu eleştirmiyorum. Eleştirmiyorum çünkü onun haklı sebepleri var. Beyni kapalı da ben oluyorum. Bomboş dolaba geldi. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. Size soralım, sizce Kılıçdaroğlu Millet İttifakı adayı olabilecek potansiyele sahip mi? Değil. Neden? Çünkü şöyle diyeyim, şimdi Kılıçdaroğlu kendini ötekilerle kıyaslamasın. Kılıçdaroğlu bir rakip olamaz. Şöyle rakip olamaz. İşte ülkeye şöyle ekonomi sağlıyorum, böyle ekonomi sağlıyorum diyor. Milletin arkasından iş çeviriyor. Çevirmesin durduk yere. Zaten ülkenin durumu şu anda belli. Şu anda batmış bir ülkeyi kalkındırmaya kimse çalışamaz. Ne burada Mansur Yavaş, ne Tanju Özcan, ne de ötekiler. Hiç kimse. Kim şu anda benim gözümde Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju şu anda. Yani Bolu ikisi Belediye Başkanı ile Kılıçdaroğlu ve CHP'li birçok yetkiliyle arası bozuldu. Evet biliyorum. Ama benim gözümde şu anda Mansur Yavaş çıkarsa herkes eler. Mansur Yavaş eler diyorsunuz. Peki Mansur Yavaş'ın öyle bir üç icraatı olmalı ki siz Cumhurbaşkanlığına kadar onu layık gördünüz. Hangi icraatlerini beğeniyorsunuz? Şu anda mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? Evet. Ankara'ya gidin. Ankara'da nereye sorarsanız sorun adam çıkmış sokaklarda tek başına rahat rahat gezebiliyor. Başkan dediğim bu olmalı zaten. İcraat olmasa da bunu yapabilmeli diyorsunuz. Tabii ki de. Şu anda mesela Ankara'ya gidin. Tarım ve çiftçilik bir anda canlandı Ankara'da. Adam sokağa çıktığı zaman herkes iyi ki geldin Mansur Başkan diyebiliyor. Yani bir başkan böyle olabilmeli. Melih Gökçek döneminde tarım ne kadar orandaydı? Mansur Yavaş döneminde ne kadar arttı biliyor muyuz? Melih Gökçek döneminde Melih Gökçek cebine indirdiği için bütün paraları. Şahit misin? Şahit değilim ama böyle duyuyorum. Yani durduk yere gidip sağa sola maket dikmek yerine insanlara yardım etmiş olsaydı Ankara böyle olmazdı. Şimdi isminiz neydi? Emirhan. Yaş kaç Emirhan Bey? 25. 25 yaşındasınız. Peki sosyal medya algısına inanıyor musunuz? Ben sosyal medya ve haberlerde gördüğüm hiçbir şeye inanmıyorum. Evet. Melih Gökçek cebine doldur dediniz veya maket dediniz ya. Evet. Anka Park'tan bahsediyorsunuz. Tabii. Anka Park olsaydı daha güzel olmaz mı? Şimdi şöyle düşünün. Şey insanlar Disneyland'ın ünvanı. Tabii. Orası ayrı bir şey ama. Ankara'da gezecek bir yer yok. Yani çok. Yok belki ama bir yandan da şöyle düşünün. Sokakta aç yatarken durduk yere onu yapıp da insanların açlığıyla hiçbir şey bağlı değil yani. Bu nasıl bir korna ya? Devam edelim. Şöyle bir çekilelim. Araba gitsin ondan sonra. Anka Park. Hani Ankara'ya gidip gezecek yer çok fazla olmadığından dolayı bir Disneyland tarzı bir yer Ankara'nın bütçesini de arttırmaz mı oraya gelen turizmle? Şimdi Ankara, bütün her şey Ankara'nın içinde olduğu için askeriyesi, işte milletvekilliği bilmem neyi. Bence Ankara'da gezecek bir yer değil de Ankara'yı sadece idari yönetim olarak kullanmaları gerekir benim gözümde. Turizme gerek yok oraya diyorsun. Tabii ki de. Yani zaten Türkiye'nin birçoğu yeri turizm. Burada işte Antalya olsun, İzmir olsun, işte İstanbul. Ankara'da eksik kalsın diyorsun. Ya Ankara eksik kalsın çünkü Ankara artık orası başkent olduğu için idari yönetimin oradan yapılması gerekiyor benim gözüm. Benim babam mesela koyu ülkücüdür. Kendisi zamanında Muhsin Yazıcıoğlu'yla falan hapis yatmış bir adam. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Yani babamdan duyduklarımla ve ortamdan gördüklerimle hiçbir bağlantısı yok. Mesela en kötü örnek şuradan vereyim. Darbe oldu dediler ya, darbeyle hiçbir alakası yok. Sadece bir oyun gibi şeyden. Ama şehitlerimiz? Şehitlerimiz var. Ona bir şey demiyorum. Ama işte babamın anlatması ve dedemin anlatmasına göre darbe dediğin şey böyle olmaz. Bir anda 9'da 10'da darbe yapıyoruz diye ülkenin... planlanmış saati zaten 1.30-2.30 aralarıydı. Fakat bunun tespiti yapıldığı için erkene çekildi. Bu normal gelmiyor mu size? Şöyle düşünün, babanıza sorun. Babanız 80 darbesini falan görmüştür, Kenan Evren darbesini. Sorun o anlasın. Ben diyecek başka bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.